Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere cehaletin İslam'ın düşmanı olduğundan bahsedeceğim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatı boyunca cehaletle mücadele etmiş ve Cenab-ı Allah da kendisine cahillerden uzak durması hususunda çeşitli ikazlarda bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ve e'arid anil cahilin, cahillerden yüz çevir. Ve Müslümanlar içinde ve la tekunenne minel cahilin, cahillerden olmayın şeklinde bir takım yasaklar gelmiş. Cahillikten uzak durma konusunda emir, oraya yaklaşmama konusunda bir yasak söz konusu ayet-i kerimelerde. Şimdi tabi eğer Cenab-ı Allah e'arid anil cahilin, cahillerden yüz çevir diyorsa herhalde cehalet iyi bir şey değil. Peygamberimizin kaçtığı, peygamberimizin yüz çevirdiği bir şey herhalde İslamiyet'in dostu değil, olsa olsa düşmanıdır. O yüzden cehaletten kaçmak gerekiyor. Çünkü iman ilimdir, ibadet ilimdir, ahlak ilimdir, takva ilimdir, ilerleme ilimdir, gelişme ilimdir, yüksek ahlak, olgunluk ilimdir. Cehalet ise ilmin zıddıdır. Cehalet olduğu zaman gerilik olur, kötülük olur, ahlaksızlık olur, haksızlık olur, zulüm olur. Her türlü kötülük cehaletten gelir. O bakımdan İslam ile cehaleti aynı yere koymak mümkün değil. İslam ile cehaleti birbirinden kesin sınırlarıyla ayırmamız gerekiyor. Bir defa İslam'a göre asıl cahil kimdir? İslam'a göre asıl cahil herhangi bir konuda bir şey bilmeyen kişi değil. Asıl cahil Allah'ı bilmeyen bir kişidir. Asıl cahil Allah'ı bilmeyen kişidir. Ve o yüzden Ebu Cehil'e bu lakap verilmiştir. Yani kendisinin asıl ismi Ömer idi. Hatta bir rivayete göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'a bu dini iki Ömer'den biriyle aziz eyle diye dua etmiş. O iki Ömer'den biri Hazreti Ömer'dir, biri de Ebu Cehil'dir. Dolayısıyla ismi hiç kimse tarafından bilinmiyor. Ama lakabı olan Ebu Cehil herkes tarafından biliniyor. Ve bilgi anlamında da esasen o toplumun en kurnaz, en çok bilgi sahibi olanlarından birisi idi. Ama tabii siz ne kadar bilgi sahibi olursanız olun, eğer siz hareketlerinizle ve davranışlarınızla bilgisizlere uygun olan bir takım davranışları yaparsanız, kaba saba olan bir takım insanlara uygun olan bir takım davranışları yaparsanız, zalimlere, hainlere uygun olan bir takım davranışları yaparsanız, o zaman sizin onlardan ne farkınız kalır? Onlardan herhangi bir farkınız kalmaz. Dolayısıyla Ebu Cehil de böyle yaptı. Ebu Cehil esasen Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edildiği gibi bizatihi kendi babalarını, oğullarını tanıdıkları gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyorlardı. Onun hak peygamber olduğunu da biliyorlardı. Ama bununla birlikte küfrü inadi göstererek, inat ederek onun peygamberliğini, onun nübüvvetini başlangıçta hemen tamamını yakını inkar ettiler. Ama sonradan bir takımlarının aklı başına geldi. Birer ikişer, üçer beşer iman etmeye başladılar. Ama tabii bunların içerisinde yine Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi bir takım insanlar inkarlarına devam ettiler.
küfrü inadilerine, inada dayanan inkarlarına devam ettiler. Ve bu anlamda cehalet esasen tam tamına bilgisizlik demek değil. Cehalet bir yerde hilmin zıddı gibidir. Halim olmanın zıddı gibidir. Cehaletin bir bilgi boyutu vardır, bir de davranış boyutu vardır. Bir adama cahil dediğiniz zaman yani onun mutlaka doğru bilgiye sahip olmadığını ifade etmiş olmuyorsunuz. Bazen bilgisiz anlamında kullanıyorsunuz bu cahil ifadesini. Ama bazen de sen cahillerin yaptığı davranış tarzını yapıyorsun. Senin bu davranışını ve hareketini olsa olsa bilgisiz insanlar, hiçbir eğitim görmemiş olan insanlar yapar anlamına geliyor. Yani cahil bir yönüyle bilgisizliği ifade ediyor, bir yönüyle bilse bile bilmemiş gibi davranmayı ifade ediyor, başka bir yönüyle kaba saba davranmayı, cahil, bilgisiz insanlara uygun olan davranışı sergileyen kişileri ifade ediyor. Ve hareket itibariyle bir kabalığı ve bir kötülüğü ifade ediyor. Kötü hareket edenler, kötü davranış içerisinde bulunanlar, bir nevi zulmedenler, haksız hareket edenler anlamında kullanılıyor bu cehalet ifadesi. Ve o anlamda tabii haksızlığı rehber edilmiş olanlar, haksızlığı esas edilmiş olanlar herhalde toplumun aziz insanları olamazlar. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beşir bin Ennihas'ın rivayet ettiği bir hadise göre şöyle buyurmuşlar: Allah bir kulunu rezil etmek isterse onu ilimden mahrum eder. Allah bir kulunu rezil etmek isterse onu ilimden mahrum eder. Yani cehalet, bilgisizlik, rezaletin sebeplerinden birisidir. Yani bir defa cahil olan bir kimse aziz olamaz. Haysiyet ve şeref bakımından yüksek bir konumda olamaz. Benzeri bir hadisi Ebu Hürer'e de rivayet etmiş. Onun rivayetine göre de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır: Allah bir kulunu rezil etmek isterse onu ilim ve edepten mahrum eder. Allah bir kulunu rezil etmek isterse onu ilim ve edepten mahrum eder. Yani çünkü cahil olanlar edebe uygun olmayan bir takım davranışlar gösterebilirler. Bilgisiz olan kişiler edebe uygun olmayan bir takım davranışlar gösterebilirler. Cahil olanlar böyle şerefli, haysiyetli olan insanlara uygun davranış sergileyemezler. O yüzden Peygamber Efendimiz Allah bir kulunu rezil etmek isterse onu ilim ve edepten mahrum eder buyuruyor. Tabii bu hadisten anlaşılması gereken bir başka manada şudur: ilim sahibi olan kişinin aynı zamanda edip olması gerekiyor. İlim alime edip olmak yaraşır. Öyle olduğundan dolayı işte bizde özellikle geçmişte yazar çizer takımına edip derler idi. Edip. Yani bugünkü anlamda yazar, araştırmacı demezlerdi. Yani o bilgi sahibi olmanın, o yazabilecek kabiliyette olmanın insana getirdiği manevi bir özellik, ahlaki bir yükseklik olması gerekiyor. Ahlaki bir yücelik olması gerekiyor. O ilim önce o kişiyi adam etmesi gerekiyor, o kişiyi insan etmesi gerekiyor. İlim sahibi olanın edepli olması gerekiyor. Öncelikle kimler edepli olmalı? Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ifade ettiği gibi edipler edepli olmalı. En çok edepli olmak ilim sahiplerine yaraşan ve yakışan bir harekettir. Ama eğer bir kişi tabii cahil ise edebe uymayan pek çok davranışlarda bulunabilir. İşte edebe uymayan davranışlardan uzak olması için de bir kişinin ilim tahsil etmiş olması gerekiyor. Değerli izleyiciler,
Dinimizde alimin değeri çok yüksek, cahilin değeri de hiç mesabesindedir. Yani cahilin değeri olmaz esasen. Bu konuyu Resulullah Efendimiz son derece kısa ve özlü bir sözle şöyle ifade ediyor. Hazreti Hasan'ın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Cahiller arasındaki ilim talebi ölüler arasındaki diri gibidir. Cahiller arasındaki ilim talebi ölüler arasındaki diri gibidir. Yani bir kişi daha cahiller arasından çıkıp böyle bir şey öğrenmek arzu ederse bu kime benzer? Ölüler arasında dolaşan diriye benzer. Ölüler arasında dolaşan diriye benzer. Yani hadis-i şerifte böyle makam yüksek olarak gösterilen kişi alim olan bir kişi bile değil henüz. Cahiller arasında ve genel olarak onlar gibi bir kişi ancak bu biraz onlardan ayrılmak istiyor, bir farklılık meydana getirmek istiyor ve ilim talebine çıkmış, bilgi elde etmek istiyor. Yani cahiller arasında ilim talebinde bulunan kişi ölüler arasındaki diri gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani bırakınız böyle alim olan kişinin yüksekliği, yüceliği. Cahiller arasından birisi ben ilim talebine çıktım diyorsa o anda bile ölüler arasındaki diri kıymetinde bir yüksek mertebeye ulaşmış sayılıyor. İslam'da ilmin değeri bu kadar büyük, cehaletin değeri de işte ölüler gibi hiçbir kimseye fayda temin etmeyen, o anda kendisine dahi fayda temin etmeyen, İşte yeni ölmüşse vücudunun dahi dağılmasına engel teşkil edemeyecek kadar çaresiz, biçare varlıklar gibidir cehalet. Bu bakımdan cehaletin övülecek, kabul edilebilecek hiçbir tarafı mevcut değildir. Değerli izleyiciler, bazen kişi bilgi sahibi olabilir. Ama hani bazen halkımızda der ya, vali oldun ama adam olamadın. Buna benzer bir şekilde bazı insanlar da bilgi sahibi olabilirler ama o bilgilerine uygun davranış içerisinde olmayabilirler. Dolayısıyla dinimize göre bu da cehaletten başka bir şey değildir. Ve nitekim tabiinden Mesruk, sahabeden duyduğu kadarıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini rivayet ediyor. İnsana ilim cihetinden Allah korkusu yeter. Yani bir defa bilginin İslam'a göre kazandırması gereken ilk şey nedir? Allah korkusu olmalıdır. Bilgi insana Allah korkusunu aşılamalıdır. Kişiye cahillik bakımından da kendisini beğenmesi yeter. Esasen bu hadiste yani cahillik bakımından derken hiçbir şey bilmemesi anlamında değil. Yani bir kişi biliyor fakat bildiği bu bilgilerle Allah'a yakınlık hissetmiyor. Kendisini Allah'a yaklaştırmıyor. Allah korkusu kendisinde hasıl olmuyor. Fakat o bilgiyle ne yapıyor? O bilgiyle başkasına fırs atıyor. O bilgiyle başkaları üzerinde işte ben sizden daha üstünüm, daha değerliyim gibi başkalarının üzerinde bir hegemonya adeta kurmaya çalışıyor. Başkalarına kendini beğendirmeye çalışıyor. Kötü olan budur. Bu her ne kadar bilgi anlamında bilgisizlik değil ama aynen bilgisizlik gibi o neticeyi veren bir durumdur. Bilgisiz olan bir takım kişiler uygun hareketlerde bulunmayabilirler. Edepsiz sayılabilecek bir takım davranışlarda bulunabilirler. Bilgili olan kişi edepli olur. Ahlaka uygun davranışlarda bulunur. Bilgili olan kişi hiçbir zaman gurura, tefakura kapılmaz. Ama cehalet olarak da ne diyor Peygamber Efendimiz? Kişiye cahillik bakımından da kendini beğenmesi yeterlidir. Yani bir takım bilgilere sahip olmuş, olmamış bu çok fazla önemli değil. Eğer bir kişi cahilse, bir kişi kendini beğenmişse, bir kişi gurura, fahre kapılmışsa
O zaman iyi bilin ki işte bu kişi de cahildir. Daha doğrusu bu kişinin de cahillerden herhangi bir farkı yoktur. O öğrenmiş olduğu şeyleri boşu boşuna öğrenmiştir. Çünkü o öğrenmiş olduğu bilgiler kendisine herhangi bir fayda sağlamamış. Ne dünya itibariyle ne ahiret itibariyle bir fayda sağlamamış. Bu sadece üzerindeki yükün kıymetli bir yük oluşundan yola çıkarak onlardan dolayı bir övünme payı çıkarmış kendisine. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun doğru bir hareket olmadığını ifade ediyor. Değerli izleyiciler, cehaletin insanı götüreceği şey belki bu dünyada sadece bir edepsizlik olabilir. Bir ahlaksızlık olabilir. Umumi ahlaka uygun düşmeyen bir takım davranışlarda bulunmak olabilir. Ama ahiret itibariyle esasen cehalet insanı çok daha kötü bir yere götürüyor. İbn Abbas radıyallahu anh Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dediğini rivayet ediyor. Bir kimse ilmi olmadan Kur'an'dan kendiliğinden bir şey söylerse cehennemde yerini hazırlasın. Bir kimse ilmi olmadan Kur'an'dan kendiliğinden bir şey söylerse cehennemde yerini hazırlasın. Değerli izleyiciler, esasen bu durum zamanımızın önemli problemlerinden birisidir. Bazen insanlar belki Kur'an'dandır diye Kur'an'da böyle bir ayet vardır, Allah böyle buyuruyor demiyorlar. Ama söze şöyle başlıyorlar. Bana göre İslam böyledir. Bana göre dinin emri böyle olmalı. Bana göre şöyle yapmak efendim işte dine uygun değildir gibi ifadelerde bulunuyorlar. Tabi bakıyorsunuz, bana göre şöyle yapmak dine uygun bir davranıştır. Bakıyorsunuz ayet ve hadislerde onun şöyle yapmak dine uygundur dediği şey icabında yasaklanmış. Veyahut da işte şöyle yapmak dine göre uygun değildir diye kendisi söylüyor. Bakıyorsunuz ayet ve hadislerde öyle yapmanın dine uygun olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu kişiler her ne kadar Kur'an'da böyledir şeklinde ifade etmeseler bile Kur'an'da sünnette ne olduğunu bilmiyorlar. Ama sanki kendi söyledikleri Kur'an ve sünnete çok uygunmuş gibi, kanaatleri öyle. Kur'an ve sünnette sanki varmışçasına bana göre böyle davranmak dini bir davranıştır, dine uygundur veya böyle davranmak dine uygun değildir şeklinde bir takım ifadelerde bulunuyorlar. Ve dolayısıyla zamanımızda pek çok insan esasen dinde var olan şeyi yok gibi gösteriyor ya da yok olan şeyi var gibi gösteriyor. Ve bunları da dine atfediyor. Bunları dine atfederken de bunun kaynağı konusunda herhangi bir şey bilmiyor. Kur'an ve sünnette bu konuda ne var ne yok olduğunu bilmiyor. Ha, bu kişilerin bilmesi gereken şu var. Kim böyle Kur'an hakkında bir şey bilmezse onun gideceği yer neresidir? Cehennemdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok açık ve net buyurmuşlar. Bir kimse ilmi olmadan Kur'an'dan kendiliğinden bir şey söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Bu hadiste başta Taberani, Tirmizi, Beyhaki gibi pek çok hadis imamımız tarafından rivayet edilen bir hadistir. Evet, cehaletin bir kısmı da esasen ana kaynak hakkında bilgi sahibi olmamakla birlikte kendi ön yargılarını kullanarak kendi ön yargılarını, önceki bilgilerini kabul ettiği, doğru kabul ettiği bilgileri bir nevi Kur'an yerine koyarak onun dışındaki bilgilerin yanlış olduğunu ifade etmek. Yani ön yargı olarak kabul ettiği bilgilere aykırı olan bilgilerin dine de aykırı olduğunu kabul etmek şeklinde bir ifade tarzıdır ki insanların bu konularda doğrusu titiz davranmaları gerekiyor. Birçok sefer insanlar Kur'an'da olduğu halde Kur'an'a aykırı
ama uygunmuş gibi sözler söylüyorlar. Yani uygun olduğu kanaatiyle. Ya da efendim Kur'an'ın yasakladığı bir şeydir ama Kur'an'ın öyle şeyi yasaklamayacağı kanaatiyle o tür sözleri söylüyorlar. Ama bu konuda Kur'an'da ne var, hadislerde ne var? Çok fazla işin farkında değiller. Bu insanların bu gibi sözleri söylerken büyük bir mesuliyet altında olduklarını da bilmeleri gerekiyor. Değerli izleyiciler, başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.